CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde gazetecilere açıklama yaptı. Parti genel merkezinde 2023 seçimlerine dair iddiasını ortaya koydu. Seçimlerde Cumhurbaşkanlığını birinci turda alacaklarını, parlamentoda da Millet İttifakı'nın çoğunluğu sağlayacağını söyledi. Bu ülke hakkı, hukuku ve adaleti mutlaka getireceğiz. Bize inanın. CHP lideri konuşmalarındaki kararlılığını gazetecilerle yaptığı sohbette de dile getirdi. Seçim ilk turda biter dedi. Parlamento aritmetiği için de iddialı konuştu. Parlamento aritmetiği lehimize olur. Bu tablo giderek kendisini gösteriyor. Zaten CHP artık AK Parti'nin önde gidiyor. Parlamentoda Millet İttifakı olarak çoğunluğu alacağız. Cumhurbaşkanlığını birinci turda alırız. Altılı Masa'nın liderler turunda son toplantı pazar günü yapılacak. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu gazetecilerin sorularını yanıtladı. Altılı Masa'nın sıradan bir beraberlik olmadığını söyledi. Bütün vidaları gevşemiş bir devlet yapısını yeniden inşa etmek istiyoruz. Bir kurumsal inşadan söz ediyoruz. Bizim birlikteliğimiz sıradan değil. Onlar hala bunun farkına varmış değiller. Kılıçdaroğlu ortak adayın kim olacağı sorusuna verdiği yanıtta masadaki liderler tarafından belirleneceğini vurgulamakla yetindi. Cumhurbaşkanının yetkileri ne olacak? Cumhurbaşkanı yardımcıları olacak mı? Altı liderin güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş sürecindeki çalışmaları da soruldu CHP liderine. Bununla ilgili altı parti de kendi içerisinde çalışıyor. Belli bir olgunluğa eriştikten sonra liderler biz hazırız artık diyecek. Bunu konuşabiliriz dediklerinde masaya geleceğiz ve konuşacağız. Geçiş süreci nasıl olmalı? Bu süreç içerisinde neler yapmalıyız? Önceliklerimiz neler olmalı? İlk yayınlayacağımız kararnameler ne olmalı? Çalışma olgunlaştıktan sonra bir araya geleceğiz ve kamuoyuyla paylaşacağız. Suriye ile iktidarın ilişkileri normalleştirme isteğini olumlu karşıladığını belirtti CHP lideri. Ancak iktidarın da ülkeye bir özür borcu olduğunu söyledi. En başından beri Suriye politikasının yanlış olduğunu söyleyen, yanlış yapıyorsunuz diyen benim. Şimdi yaptıkları hatayı biraz geç ve maliyeti ağır olsa da gördüler. Şimdi bir ilişki zemini yaratmaya çalışıyorlar. O nedenle ilişkiler güzel, gelişsin hiçbir itirazımız yok. Suriyeli kardeşlerimiz de kendi ülkelerine belli bir güven içerisinde dönsünler. Ama siyaset kurumunun oturup bir iç hesaplaşma yapması lazım. Özellikle devleti yönetenlerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından özür dilemeleri gerekiyor. İki değerli konuğum olacak bu bölümde. Uluslararası ilişkiler uzmanı doçent doktor Hakan Güneş ve Bir Gün yazarı İbrahim Varlı, hoş geldiniz. Merhabalar. Merhabalar. Sayın Güneş, sizinle başlayalım isterim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçakta gazetecilere açıklamaları oldu. Mesela şöyle dedi. Bizim Esed'i yenmek, kendi ifadesiyle aktarıyorum. Bizim Esed'i yenmek, yenmemek gibi bir derdimiz yok ki dedi. Şimdi başından beri 2011 yılından bugüne kadar baktığımızda Türkiye Esad'a karşı onu devirmek için mücadele eden silahlı gruplara eğitim verdi, destekledi. Katil Esed ifadeleri kullanıldı. Emevi Camii'nde namaz kılınacak açıklaması yapıldı. Dert Esad rejimini, Esad yönetimini yıkmak değilse dert neydi o zaman Türkiye bu kadar müdahale oldu Suriye'de? Ya tabii hiç yani aksi söylenemez. Üstelik çok uzun boyunca tekrar eden ve açıkça da ortaya konan bir politikaydı bu. Halihazırda bu politika bu konuda Cumhurbaşkanı'nın fikir değiştirmesiyle değil, şartların değişmiş olmasıyla mecburiyet biçiminde hasıl oldu, karşımıza çıktı. Son dönemdeki açıklamaların yine de tonu dikkat çekici. Önce Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun ardından Cumhurbaşkanı'nın bugünkü açıklamaları bence dikkate değer. Çünkü kendi kamuoyu açısından Türkiye'de ve dünyada ümmetin umudu, dünya çapında Müslümanları kurtaracak büyük lider, liderin ağzından 11 yıldır aksini söylediği şeyi şimdi yani ne diyelim söylediği şeyi yalanlamak durumunda kalması çok acı onun için. O açıdan bu acı reçeteyi neden kabul etti diye sormak lazım. Şimdi bu acı reçeteyi bana öyle geliyor ki esas itibarıyla Türkiye'nin Cumhuriyet tarihi boyunca yaşadığı en büyük ekonomik krizin içinde olmamızla ilgisi var.
aynı zamanda bu ciddi bir siyasi kriz biçiminde de tecelli ediyor. İşin ekonomik kısmı özellikle sıcak para girişini gerektiriyor ve bu noktada Rusya tarafından önemli beklentiler var. Elbette devletler arası düzeyde de bir takım ilişkiler ve dengeler söz konusu ama ana motivasyon bu. Fakat bu noktada da bütün bu Mısır'la, Suudi Arabistan'la, Birleşik Arap Emirlikleri'yle yani bir dizi son 10 yılda özellikle çok sayıda başlıkta sorun yaşadığımız ülkeyle şimdi ilişkileri düzeltme çabasının da şöyle bir bakıyoruz, bir sonuç elde edilmiş olup olmadığına, bir sonuç da elde edilmiyor. Çünkü kredisi kalmadı. Yani peki geri adım attığınızda da ne oluyor? Değil mi? Ne kazanmış oluyorsunuz mesela? Bazı para girişleri olduğunda da bizim dağımız, tepemiz, ormanımız bir altın madeni şirketine ya da bir yere satılmış oluyor. Bir takım emlak şirketlerine bir takım bölgeler satılmış oluyor. Dolayısıyla aslında bir kere diyalog ve barış zeminine gelmesi çok iyi, çok geç ama çok iyi. Fakat o da şey değil. Yani bu şoförle bu kamyon, bu otobüs gitmiyor. O da sonuç alamıyor. Hani bari sonuç alsa, pragmatik nedenlerle yaptı. Maalesef o da olmuyor. Şimdi Soçi'den çok uzaklaşmayalım ya da bu sıcak gündemden çok uzaklaşmayalım derseniz şunu ekleyeyim. Bana öyle geliyor ki o uzun görüşme sonrasında basın açıklaması yapmamıştı liderler biliyorsunuz Putin ve Erdoğan. Orada yani tam kestirdiğimiz ama emin olamadığımız şeyler vardı. Ben giderek bugünkü açıklamanın da şöyle olduğu kanaatine varmaya başladım. Bugünkü açıklamalarla. Suriye bağlamında özellikle bir yol haritasında anlaşmışlar. Yani bir tam bir çerçevede değil ama bir yol haritası. Bu da bu çerçevede de artık Putin demiş ki benim anladığım siz artık şu Esad'la konuşmayız şeyinden vazgeçin. Siyasi masaya, müzakerelerin önünü açın. Burada bir noktaya doğru ilerleyelim. İdlib ne olacak? PYD, SDG ne olacak? Konuları bahsi diğer. Bunları konuşacağız. Dolayısıyla bir minimal çerçeve alt sınır çizilmiş yol haritasında benim anladığım Erdoğan bu adımları atıyor. Ama bunun arkası nasıl gelecek ve iki taraf tabii bu arada sırada bir dizi hamle hazırlıyor. Gerek Putin gerek Erdoğan gibi birçok faktör devreye girecek. Ama şu anda benim gördüğüm şey bu. Çünkü bundan fazlası konusunda bir çerçeve çıkmıyor ortaya. Yani anladığım kadarıyla özetlersek o görüşmede, Soçi görüşmesinde talepler ve beklentiler sıralandı. Onların gerçekleşmesi için de karşı tarafın talepleri sıralandı. Şimdi bunlar tek tek yavaş yavaş hayata geçirilmeye çalışılıyor anladığım kadarıyla. Öyle değil mi Sayın Güneş? Onun üzerinden devam edeceğim Sayın Varlı'yla. Evet, doğruysa ya. Çok farklı konusunda anlaşılmış görünüyor bunun. Doğru. Peki. O zaman Sayın Varlı, şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki Suriye ile daha ileri seviyede adımları temin etmeliyiz. Bizim Suriye'nin topraklarında gözümüz yok. Çünkü Suriye'nin halkı bizim kardeşlerimiz. Orada bizim öyle bir derdimiz yok. Onların topraklarının bütünlüğü bizim için önem arz ediyor. Rejim bunun idraki içinde olmalı. Bunları Putin'le Soçi ziyaretimizde görüştük. Aslında bu açıklamalar o ziyarette temas kurun, sorunlarınızı Şam'la çözün mesajının ardından Suriye'ye yönelik mesajlar mı bu açıklamalar? Evet, yani Şam yönetimine mesajlar mı diyeyim daha doğru olur. Evet, öncelikle Soçi zirvesinden başlamak istiyorum. Biz Bir Gün gazetesinde de yazdık bunu. Soçi'de MİT'in ve Milli Savunma Bakanlığı'nın ortak hazırladığı bir rapor sunuluyor. Masada görüşülü ve Ankara'nın onu yazdı. Fırat'ın doğusuna Şam yönetimiyle birlikte, yani Suriye ordusuyla birlikte, Suriye ordusu Türkiye, hatta buna işte İran'ın da desteğiyle, artı Körfez Arap ülkelerinin sponsorluğunda, yani onların da vereceği destek, tabii onların desteği maddi olacak büyük ihtimalle. Bir orada Amerika'nın ve SDG'nin oradan çıkarılması yönünde bir rapor sunuldu. Buna ama Putin'in çok sert bir şekilde Ankara'dan gelen talepleri başından itibaren masada reddettiği yönünde. Yani Ankara'nın bu tarz talepleri var, bu tarz bir operasyon için çok oldukça istekli olduğu, raporlar sunduğu ama bunun Putin yönetimi tarafından kabul edilmediği ve Putin'in Erdoğan'a başından itibaren Şam'la diyaloğa geçmelisiniz. Şam'la bu işi kendi aranızda halletmelisiniz. Halletmelisiniz derken yani siyasi bir temas kurmadan, liderler düzeyinde, bakanlar düzeyinde bu işin bu kapıyı açmadan herhangi bir operasyona, herhangi bir müdahaleye ya da herhangi bir strateji
uygulamaya izin vermeyiz diye kestirip attı ve çok sert bir şekilde bunu dile getirdiği ifade ediliyor. Şimdi Hakan Hoca da bahsetti. Tam da bu nedenle aslında Soçi zirvesi içeriye bir başarı olarak sunuldu ama dikkat ederseniz ilk kez bir Soçi zirvesinden sonra, çünkü bugüne kadar defalarca yapıldı bunu. Bu zirve Soçi'de aslında yapıldı ve hepsinden sonra ortak açıklamalar yapıldı. İlk kez bu zirve, ki önemliydi, kritikti. Hele ki Ukrayna Savaşı da düşünüldüğünde baz alındığında, ama ilk kez bir ortak açıklama yapılmadı. Yani bu da zirvenin aslında, yani Soçi'deki görüşmenin hiç de iyi gitmediği yönünde olarak değerlendirildi. Çünkü Putin'in tavrı belli, Moskova'nın tavrı belliydi. Şam'la görüşecekler. Bu işi Şam üzerine, yani gelip bizimle pazarlık yapıp arkadan dolanarak Suriye içerisinde bir operasyon yapmanıza müsaade etmeyip izin verir ve bu meseleyi daha da karmaşık hale getirir diye